Uyarı: bu videoda hem Finn ve Jake hem de Fiona ve Cake'i ilgilendiren, dünyayı saran büyük kış yılları, büyük kıtlık, büyük mantar savaşı, Taj'ın gücü ve hikayedeki görevi, Taj'ın neden buz güçleri verdiği, Oğul Krallığı, Tanrı'nın varlığı ve göstergesi, Fiona ve Cake'in ikinci sezonu gibi konuları ele alacağımız için videodan bir şeyler anlamak istiyorsanız neredeyse tüm macera zamanı asıl hikayesi bölümlerini izlemelisiniz. Çünkü birazdan sizlere anlatacaklarım o hikayelerin devamı niteliğinde olacak. O yüzden burada videoyu durdur ve lütfen bunları izle. Eğer hepsini izlemiş ve konuya hakim olan tayfadansanız şimdiden hoş geldiniz diyerek sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Arkadaşlar, tam 1 yıldır katıl üyesi olan Ghost'a teşekkür eder, tebriklerimi sunarım. Ayrıca Gizem Avcısı Yusuf, Kirol, Mert Erkul takipçilerime bu aidiyet duygularından dolayı minnettar olduğumu söylemeden geçmek istemiyorum. Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek videoya geçelim. Ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda hem benim yapmış olduğum videoları izlemiş hem de Fiona ve Cake'i izlemiş insanların anlayacağı türden olduğu için birçok teoriyi de içinde barındıracak. Taj'ın yapılmasından tam 70 milyon yıl kadar önce dünyaya çarpmak üzere olan devasa bir meteordan bahsetmiştim. Taca güç veren elementlerin oluşturduğu bu tacın tek amacı gelen meteoru yok etmesiydi. Ancak tacı kullanacak olan buz elementi tacı takamadan yanındaki yaveri olan küçük dinozor takmış ve bunun akabinde dünyaya meteor çarparak birçok canlının soyunu tüketmişti. Tacı takan yaverinin hayali her zaman buz elementi gibi güçlü olmak, hatta o olmaktı. Bu yüzdendir ki tacı taktıktan sonra buz elementi gibi olmayı denedi ve akabinde hemen aklını kaybetti. Hem de buz elementinin güçlerine hakim oldu. Biz hikaye boyunca Finn ve Jake veya Fiona ve Cake'in hikayelerini izliyor gibi dursak da aslında bizler Taj'ın asıl hikayesini izliyorduk. Konunun ana karakteri Taj. Taj var olmasa bu gördüğümüz hiçbir dünya var olamayacaktı. Çünkü Fiona ve Cake'in asıl hikayesinde de bahsettiğim gibi Simon Taj'ı kullanarak mevcut dünyayı hayalindeki dünya ile değiştirmişti. Bunlardan ilki Simon Taj'ı bulduktan sonra çekmiş olduğu kayıtlar. Bu kayıtlarda havanın gitgide soğuduğunu ve uzun bir kışa girdiklerinden bahseder. Ancak bu dönemlerde büyük mantar savaşı hala yaşanmamıştı. Küçük bir bilgi daha, Taj'ın insanlara buzun gücünü vermesi, Taj ilk takıldığında buz büyülerine sahip olmayı dilediği için sabit kaldı. Taj sıfırlanmadığı için de aradan geçen 70 milyon yılın ardından her zaman takan kişiye buzun güçlerini verdi. Konuya devam edecek olursak, mantar savaşı kışı yaşamaya başladıktan sonra insanların kıtlığa girmesi ve açlığından dolayı çıkmıştı. Savaş o kadar büyüktü ki dünyanın bütün dengesini alt üst etmişti. Geriye kalanlar ise adalara kaçmıştı. Aradan geçen binlerce yılın ardından dünya Simon'ın istediği gibi bir hal aldı. Her yerde fantastik yaratıklar, dev canavarlar, kahramanlık yapabilecek olaylar ve onlarca bir sürü gizem barındıran tapınaklarla çevrildi. İşte tam bu esnada dünyaya sürekli reenkarnı olan biri geldi. Finn. Çünkü Finn bu evrenin ana katalizörüdür. Böylelikle olayların gidişatını sürekli değiştirir ve olması gereken olur. Bilindiği üzere Finn bundan önceki yaşamı mavi bir kelebekti ve yine kelebek olsa bile hayatın bazı noktalarını değiştirebiliyordu. Taj bulunduktan sonra dünyanın soğuması ve büyük savaşın çıkması Simon'ın hayalini gerçekleştirecek ortamı hazırlamıştı. Simon'ın hayal ettiği evreni bir düşünün. O, bu evrenin fantastik büyüsüne kapılmış bir arkeologtur. Ancak modern dünyada bu mümkün olmadığı gibi insanların çoğu da onunla alay etmişti. Tüm insanlar öldükten ve
Geriye sadece bir yığın kaos kaldıktan sonra büyülü evren hayat bulmuştu. Ancak problemler de tam burada başlıyor. Taç, Simon'ın hayalini gerçekleştirirken aynı zamanda onun zihnini de ele geçiriyordu. O bu devasa evrende yapayalnız, anlaşılmayan, huysuz ve sevilmeyen bir kaçık olarak kaldı. Geçmişini hatırlayamıyor ancak bilinçaltı eşine duyduğu özlem nedeniyle prensesleri arıyor. Çünkü biricik Betty'si onun için bir prensesti. Buz kralının bu kayıp olduğu yıllarda, yani son 1000 yılda neler yaptığını bilmesek de Simon'ın hayalini yaşayan Finn ve Jake oldu. Fiona ise Prismo'nun yaratmış olduğu bir evren sadece. Ana hikayede Fiona ve Cake bizlere sadece macera zamanında bizlere tanıtılmayan şeyleri göstermişti. Bunlardan biri Gulp, Leech ve evreni yöneten bir patron oldu. Bu patron kim bilinmese de sizlere şöyle izah etsem daha doğru olur. Fiona ve Cake'de telefonun çaldığı sahnede yukarıdan bir telefon aşağı iner ve telefonun bir yanında melek kanatları, diğer yanında ise şeytanın kanatları olmak üzere iki ilahi temsili kanat vardır. Bu akıllara şunu getirmekte: bu patron tanrı ve tüm evrenleri, tüm canlıları, tüm tanrısal dediğimiz yaratıkların da üstünde. Öyle ki devasa sayılabilecek milyarlarca alternatif evrene hükmettiği gibi bu evrene bir yenisini istediği zaman ekleyebiliyor. Ancak fark edenler olacaktır ki bu evrenlerin ana işleyişine çok karışmıyor. Bir savaş yaşanması gerekiyorsa veya bir kıtlık yaşanması gerekiyorsa buna müdahale etmiyor. O evrenin işleyişini kendi kaderine bırakan biri. Bu da Tanrı'nın bu çizgi dizide son nokta olduğunu bizlere göstermekte. Bizler bunu çizgi dizi devamında dahi göremeyeceğiz. Çünkü aracı olan zaten onlarca yardımcı var ve bir telefonla gerisini halledebiliyor. O zaten her şeyin farkında. Bunu anlamak için biraz teoloji bilmek yeterli olacaktır. Fiona ve Cake'in ikinci sezonu ne zaman çıkar veya çıkar mı bilmiyorum. Ama eğer çıkarsa bence işlenecek fazla bir konu kalmadığından bizleri sıkacaktır. Sizin bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Bu yüzden buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir arkadaşlar. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir veya Discord sunucuma gelerek teoriler üretebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.